Şimdi insanın temel ihtiyaçları bağlanma, güvenme gibi temel ihtiyaçları var ve ait olma gibi. Aslında dolandırılmanın bir önceki aşaması ikna olma. Hepimiz ikna olmak isteriz. Örneğin bir stand-up'a gittiğimiz zaman yeterince espriler ikna ediciyse güleriz ya da bir korku filminin ikna edici olmasını bekleriz. Duygularımızın devreye girebilmesi için o yaşadığımız deneyimden haz alabilmek için ikna olmamız gerekiyor. Ben biraz önce bu kolye olmuş mu olmamış mı diye sordum. Çok yakışmış dedi Uğur Bey. Çünkü benim ikna edilmeye ihtiyacım vardı ve ikna oldum. Bu doğru cevaptı değildi bilmiyorum ama benim böyle bir ihtiyacım vardı. Kandırıyorsa bilmiyorum. Şimdi dolandırılma kısmına gelince. Galiba Uğur Bey'e kaldım. Kaç? Kandırmamış. Güzel. Kolye güzel. 3'te 5. Geriye kaldım. 99. İkna oldum. Şimdi dolandırıcılığa gelince bu profesyonel bir şey. Yani burada bir çok sistematik son derece kurnazca ve en az hepimiz kadar bu meseleleri okumuş, araştırmış kimselerden bahsediyoruz. Hani Nasrettin Hoca dediniz, siz de ben öyle söyleyeyim. Hani hırsızın hiç mi suçu yok? Evet, bir suçlu ya da orada problem olan bir odak var ve son derece sistematik. Tabii ki bize düşen payı da var. Dolandırılmamak için ne yapmak gerekiyor vesaire diye. Peki kimler daha aldanıyor, kimler daha dolandırılıyor derken ben bir başka tarafa da dikkat çekmek isterim. Çünkü siz de söylediniz, hani dikkat dağıtmaktan bahsettiğiniz, karar verme süreçlerinden bahsediyoruz. Aslında bir çok güzel bir çalışma alanı çıkabilir bu dolandırılan kesimden. Bir 80 bine yakın bir olgu var. Hani kaç tanesi çocuktu, kaç tanesi kadındı, kaç tanesi yaşlıydı, hani bilişsel fonksiyonları nasıldı? Örneğin benim çok gördüğüm şeylerden bir tanesi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda çelinebilirlik çok yüksektir. İkna olabilme kapasiteleri daha yüksektir. Ya da yine aynı şekilde belki bir doğuştan gelen ya da başka bir nörolojik hasarı olabilir. Bu kişilerin de bu tür olaylarda yargılama kusuru olabiliyor. Bu bahsi geçen hani çiftlik bank olayında da aynı zamanda sadece bir dolandırıcılık hikayesi değil, bu bir oyun bağımlılığı, bir kumar bağımlılığı gibi bir boyutu da var. Yani böyle bir boyutta eklendiği için kişiler sistemin içerisindeler de bir bakıma. Yani sadece kandırılabilirlik değil, sizin de söylediğiniz gibi ödül sistemlerinin ateşlenmesi ve daha sonra hani o yenilen pehlivan güreşe doymazmış gibi verilerini tekrar almaya çalışma durumu var. Belki ilerleyen dakikalarda bahsederiz, bir Iowa kumar testi var, sizler biliyorsunuzdur. Onun mentalitesinden biraz bahsedebiliriz. Yani hepimiz kandırılabiliriz ilişkilerde. Dolandırıcı, bir de şeyi de söylemek isterim. Yapılan çalışmalar aslında dolandırılan kişilerin, sizin de söylediğiniz gibi zannediyorum siz söylediniz, daha çok araştırma yapan, aslında daha çok merak eden insanlar arasından olduğu da gösterilmiş bir çalışmada. Yani hiç bilmeyen, araştırmayan kişiler değil de bunun üzerine daha da eğilen kişiler gibi. Çok eleştirel düşünen bir kimse ise, paranoid özellikleri varsa, çok kuşkucuysa, dirençli ise değişime, süperego dediğimiz ya da bir takım kurallara aşırı bağlılığı varsa, bu kişilerin tabii ikna edilebilirliği biraz daha düşük olabiliyor. Ama bunlar uç zaten, yani bir şekilde uç. Patolojilerle tanımladığımız şeyler. Eleştirel düşünmeye patoloji demeyelim ama. Yani, bir tanesi olumluydu. Evet. Eleştirel düşünme. Muhakkak. O tam patoloji sınırından bahsediyorum. Hani biraz oraya yakın. Hani bunu bir spektrum gibi düşünelim. Evet. Tam bozukluktan bahsetmiyorum. Kişilik özelliği olarak böyle olan kişilerde biraz, örneğin zarardan kaçınması yüksek olan, garanticiliği yüksek olan, risk alması düşük olan kişilerde biraz daha zor. Hani birileri güldürmek daha zordur. Anladım. Mesela. Olgu örneğinde şöyle bir şey var ama o kadar sizin söylediğiniz gibi hani Levent Kırca parodisi gibi ki insan konduramıyor. Hani orada gülüyor, kendi de sanki inanamıyor gibi. Şimdi işte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diye anons ediliyor. Gülüyor yani, böyle pıskırır gibi, kendi kendine de, durumuna da gülüyor. Hani o kendi de inanamıyor muhtemelen. Onun içinde haz da var. Hani bir absürdite de var, onun da farkında gibi. Fakat benim hani klinik deneyimim, yani yalan söyleyen pek çok kişi tanıyorum, çalışıyorum. Hani şöyle bir şey de oluyor, çiftlerle çalışırken bazen çift seanslarının, terapilerinin belli bir aşamasında geriye dönük bir yalan ortaya çıkabiliyor.
hepimiz birlikte kandırılmış oluyoruz. Yalan söyleyenin kişinin kendisi de kendisini kandırabiliyor. Yani erkek ve kadın ayrımını neye göre yaptınız bilmiyorum ama ben böyle bir ayrımı hani bir klinisyen olarak yapamıyorum. Hani, nasıl bir ayrım? Hani erkekler şöyle yalan söyler, kadınlar böyle yalan söyler gibi bir şey söylediniz. Zaman. İçerik, biçim. Kadın daha fazla söyler de dediniz. Kadın, evet, hayır, biraz... hayır bir dakika. Orada... Söyler de erkekler hayır, daha çok yakalanır. Böyle bir şey, insanlarda böyle bir algı var dedim. Erkekler sanki daha çok yalan söylüyor gibi. Bunun sebebi de şu, erkekler mesajı birazcık daha dışarıya daha fazla yansıttıklarından dolayı. Aslında sayı anlamında bilimsel çalışmalarda hiçbir şekilde aralarında bir fark olmadığı sonucu var. Ancak erkekler birazcık daha fazla mesaj verdi. İçin sanki daha çok söylüyorlarmış gibi algılanıyor insanlar tarafından. Benim gözlemim de şimdi bir iki tür inkar var. Yani bir diyelim ki ben bunu alırım böyle bir güzel. Sonra ben almadım derim. Bu inkar. Bir de ben bunu almışımdır. Yani herhangi bir sebeple. Ve aldığımı hatırlamıyorumdur, fark etmiyorumdur ya da kendim bilinç dışı inkar etmişimdir. Bir de psikolojik inkar var. Şimdi kişi bazen yalan söylediğinde kendisi de bu yalana inanabiliyor ve onu yapmadım diyebiliyor. İşte sigara içiyor, içmedim diyor, parayı alıyor, almadım diyor. Kendisi çok inanıyorsa yalana kişi, yalan söylediğini sezdirmeye de biliyor. Hani ben geriye dönük yalan ortaya çıkan durumlarda nasıl fark etmedim diye düşündüğüm pek çok durum olabiliyor. Çünkü kişi onu söylerken o gerçekliğe %100 inanıyor gibi oluyor. Bu şeyde de olgu örneğinde de o gülümsemesi bana sanki disosiye oluyormuş. Sanki ortamdan kopuyormuş, çözülüyormuş gibi. Yani onu sürdüremiyor o tutarlılığı gibi geliyor. Pek çok duygusunu ya da öfkesini kontrol edemediğindeki gibi işte o Allah belanı versinler küfürlerle bipli videoları var çoğunlukla. Biraz öyle gibi geldi. Şimdi yalan örneklerinden bahsettiniz. Siz de bunları böyle çoğaltabiliriz. Bir sürü başka motivasyonla söylenebilir. Bu kişiler daha antisosyal özellikleri olan kişiler. Yani etik, ahlak, vicdan gibi değerleri biraz daha düşük, geri planda olan kişiler. Aslında zekalarını temsil etmiyor. Şimdi elbette ki zekiler, hepimiz belli bir zeka düzeyindeyiz ama para kazanmak için seçtiğimiz yol, hayatımızı kazanmak için seçtiğimiz yol aynı değil. Şimdi siz bana deseniz ki sen bütün gün burada oturarak işte bu kalemi sadece böyle çevireceksin ve sana günde 1.000 lira vereceğiz deseniz ben bu işi kabul etmem. Yani ben çalışarak kazanmayı tercih ederim. Çünkü benim için hani aklımı kaçırmak için çok iyi bir yöntem olur bunu böyle çevirmek. Ama bir başkası için bu çok iyi bir motivasyon olabilir. Ama başkasına zarar vererek para kazanmaya çalışmak, orada işte kişilik, etik değerler vesaire devreye giriyor. O yüzden zeki miydi değil miydi değil. Bilgiyi, bilimi, bu araçları insana zarar vermek için, bir başkasını suistimal etmek için kullanıyorlar. Ama evet, derslerini iyi çalışıyorlar. Hani alkışsa, sebatsa eğer bu konuyu iyi çalışmış, iyi kullanmışlar. Çünkü hani siz de bahsettiniz, bu işi ikiye ayırmak lazım. Belki ilk niye giriyorlar, bir de girdikten sonra niye kalıyorlar diye. Şimdi ilk girdiklerinde insanları işte hepimiz söyledik, seçkin bir grup, referans sistemiyle giriliyor. En yakın akrabalarını bile işin içine dahil ediyorlar. Bu da insanlarda bir güven algısı oluşturuyor. Hani kardeşine, dayısına, işte ne bileyim görümcesine vesaire kimlerse. İnsanlar davet gönderiyorlar ve çünkü ilk para koyanlar bu işe çok para kazanıyorlar. Bir grup insanın burada bu tür Ponzi sistemlerine girdiklerinde hani belli bir süre kadar kalıp ayrıldıklarını biliyoruz. Hani bunu bir gelir kaynağı olarak kullanıyorlar. Bir başkalarını davet etmek, güven oluşturmak, daha sonra da işin içinden çıkmak şeklinde. Geri kalanlar ise işte birçok farklı motivasyonla kalıyorlar. Şimdi siz de söylediniz, bu bir ekip işi. Yani tek bir kişinin çok zeki ya da başarılı olması değil. Bu iş aklına geliyor ve bir şekilde etrafında kümeleniyor insanlar. Teknolojiyi çok iyi kullanmışlar. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Medyayı çok iyi kullanıyorlar. Hepimizin zaafları var değil mi? Bir kişi televizyonda çıktığında daha güvenilir algılıyoruz. Bir kişi işte ünlülerle birlikte anıldığında daha güvenilir algılıyoruz. Topluluk bir yere doğru hareket ettiğinde orayı daha güvende algılıyoruz. Hem bunun evrimsel temelleri var, hem sosyal temelleri var baktığımız zaman. Bu kişiler de yola çıktıklarında gelen soru ve yorumlardan hareketle ki işlerini geliştiriyorlar. Örneğin hep konuştuk, bu dolandırılanlar işte aptal mı, zeki mi? Aslında işlerinde araştıranlar, sizin de dediğiniz gibi bilgiyi çarpıtanlar, biraz kendi algılarına göre yorumlayanlar var. Ben şöyle şeyler görmüştüm yazışmalar arasında baktığımda. İşte birisi diyor ki bunlar dolandırıcı olsaydı şöyle yaparlardı, olmasalardı böyle yaparlardı. Hop, bunlar yeni bir sahne kurulup yeni bir argümanla ortaya çıkıyorlar.
İşte tekrar sosyal medyada tartışılıyor. İşte dolandırıcı diyenler, değil diyenler. Tekrar yeni bir, yani bu sistem peyderpey geliştirilmiş, bu noktaya kadar gelmiş bir sistem. Neden yapıyorlar ra gelince, yani burada işte yani nedeni çok açık, çünkü hep konuştuğumuz süreç odaklı bir eğitim sistemi yok, ahlaki gelişimlerinde defekler var ya da çok incitilmiş olabilirler, çok değersizleştirilmiş olabilirler. Baktığımızda bu kişilerin birini siz söylediniz, işte çok görsel olarak ne dediniz, vasatın altında dediniz, bir başkası iş bulamamış, bir başkası fakir olabilir, rencide edilmiş olabilir. Bu şeyin altından kalkabilmek için bir başkasını ezme yöntemine ya da bir başkasını aşağılama yöntemine gidiyor da olabilir. Aslında ahlak noktasından bakıyorum ben daha çok, zeka noktasındansa. Hı hı. Aslında aynı mantık gibi, ganimet dediniz siz. Yani ben bu uygulamayı kullandırıyorsam bunun üzerine de çökerim, bütün bilgilerini alırım gibi. Bu çiftlik bank olayında da onu ekleyecektim siz söylerken. Mesela mağdur olan insanların bir kısmının hak arayışları şu şekilde. Çiftliği basarak oradaki inekleri almaya çalışıyorlar. Jandarma da vermiyor. Şimdi aslında aynı şeyi yapıyor olmuyormuş. Kimin ne kadar para koyduğu ya da kimin ne kadar ne hak ettiği, alacağı olduğu belli değil. Ama bu kez yağmalama yöntemine gidiyor. Yani kendisine yapılanın aynısını yapmaya çalışıyor. Sözleşme bozulduğu için. Gibi bir durum oluyor. Yani sosyal adaletten bahsediyoruz. Bu kez kendi adaletini sağlamaya kalkışabiliyor. Adalet duygusu ortadan kalkıyor. Liyakatle ilgili ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Evet, aslında bilginin erişebilir olması ve pek çok kimseye ulaşmasını sağlıyor sosyal medya. Ama insanın anısını da, derdini de çalıyorlar. O da çok ilginç. Hikayede bir şey paylaşıyorsunuz ya da bir anı paylaşıyorsunuz. O anıyı bir saat sonra kendi anısıymış gibi paylaşan insanlar var. Yani burada da bir çalma ve dolandırma var. Bir bilgi hırsızlığı, emek hırsızlığı var. İç sesimiz hepimizin var ve evet, bazen dinlemeyi unutabiliyoruz. Sizin de söylediğiniz, hani çocuk tarafla, sağlık tarafla bakmak da gerekiyor. Bazı insanların o iç sesini duyamadığı ile ilgili veriler var. Yani bu geçirilen bazı hastalıklardan dolayı olabilir. Doğuştan gelen bir şey olabilir. Bizim hani evrimsel olarak en gelişen bölgemiz, hani gelişmeye muhtaç da bölgemiz, prefrontal korteks dediğimiz beynimizin ön bölgesi. Karar verdiğimiz, yürütücü işlevlerimizi yaptığımız ana kumanda. Bir de ventromedial prefrontal bölge var. Bu bölgedeki kanlanma azlığı ya da herhangi bir bozukluktan dolayı bu kişilerin zararına rağmen, kaybetmeye rağmen, kaybetmeye devam ettiği, hani kumarbazlıktan bahsetmiyorum, kumarbaz diye tanımlanan kişiler bile belli bir yerden sonra durdurabiliyorlar kendilerini. Ama bu bölgesinde hasar olan kişiler kesinlikle hiçbir zaman kaybetmesine rağmen olaydan geri çekilemiyor ve onların bedensel o işte yapılan sizin söylediğiniz testlerle, ileti işte yöntemleriyle, ölçümlerinde iletilerin, bedensel iletimin, yani somatik göstergelerin, belirteçlerin işlemediği gösterilmiş. Yani bir grup insan var ki ne kadar bilinçli olursa olsun burada biyolojik bir engel var. Beden diliyle ilgili iki şey söylemek istiyorum. Bir, yüz, beden dili değil, mimikleri okumakla ilgili. Yani yüz okuma yeteneğiniz varsa bunu okuyabilirsiniz. Hani bilgiler değerli ama bazı kişiler bunları okuma yeteneğinden, hani theory of mind dediğimiz, zihin okuma dediğimiz, yüz okuma dediğimiz şeyden mahrum olabilirler. Bir de ayrıca nörolojik defisitleri, yani bir bozuklukları olduğunda. Bir de ben hani bireylerle klinisyen olarak çalıştığım için terapi ortamında pek çok kişinin farklı düşünüp farklı hissedip bağlantısız mimikler sergilediğine çok tanık oluyorum. Dolayısıyla insanlarla hani mimiklerinin nasıl göründüğünü ve karşıdan nasıl algılandığını çalışıp ona geri bildirim verdikten sonra kendi ifadelerinin farkına varabiliyorlar. Evet. Bu da çok önemli. Evet. Sanırım orada aynı nöronlar da etkili oluyor. O karşılıklı etkileşimin getirdiği sonuçta o kişiler de o dönüşümü sağlayabiliyorlar. Bir diğer şey, örneğin sosyal fobikler, hiperaktifler, bunlar çok göz kaçırırlar ve dolayısıyla göz teması kuramazlar, utangaçtırlar. Yanlışlıkla yalan söylüyor ya da bir şey saklıyor, gizliyor ya da ilgisizlikle suçlanma gibi riskler barındırıyor. Evet. Hani Arzu, buraya da değinmek istedim bunları. Tabii tabii. O çok söylerken. Önemli. İlk itibariyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi birini, hani Sabahattin Ali'den bahsettiniz. İlk gördüğümüzdeki o negatif şeyi hissettiğimizde belki onu, çünkü beyin hep hikayeler yazar ve aslında bağlamsal olarak öğreniriz. Belki çocukken bizi
işte kaçırmaya kalkışan bir adamın görseline benziyordur, imajına benziyordur ya da işte bize şiddet uygulayan birinin ya da bir başka şey. Dolayısıyla oradaki bağlantıyı kurar ve kıyaslar, uyumlamaya çalışır. Fakat bunun üzerine hikaye yazar. İşte acaba şivesinden dolayı mı, aksanından dolayı mı, etnik kökeninden dolayı mı hoşlanmıyorum diye. Ona bir kılıf uydurmaya, anlam yazmaya başlar. Fakat yine de bir şans verir ve onu görür tanır. Zaten doğrusu budur. Hı hı. Fakat sonra bir olumsuzluk yaşadığında ilk noktaya geri dönerek ben bunu zaten anlamıştım. Yani yapmaya çalıştığımız her şey anlamlandırmak üzerine. Meşrulaştırmak diyelim, evet, hatta. Yani evet. Beyin yaptığımız her hareketi meşrulaştırmaya, evet, çalışıyor. Ben hep şeyi söylüyorum. Hayal kırıklığına uğrayan insanlar için işte nasıl güvendim ona, nasıl yanıldım, sadece dolandırıcılık değil ikili ilişkilerde de bir insanın güvenilir olup olmadığını anlamanın tek bir yolu var, ona güvenmek. Bir kere güvenirseniz, eğer sizi güvendiğiniz konuda hayal kırıklığına uğratıyorsa ve bununla ilgili oturur düşünürsünüz, ondan sonra ne yapacağınıza bakarsınız. Bir insana ekonomik konularda güvenemeyebilirsiniz ama size hastayken bakacağına güvenebilirsiniz. Ama borç verdiğinizde geri gelmeyebilir. Yani güven konusu pek çok unsuru içinde barındırıyor. Dolayısıyla hani bu tür hayal kırıklıklarını yaşadığımızda ya da aldatıldığımızda, dolandırıldığımızda hepimizin hatalardan öğrendiğimizi hatırlamak ve hatayı hatayla düzeltmek yerine hani bazen de kaybettiğimiz noktada kaybettiğimizi kabul edip neyi kurtarabiliriz ona bakmak gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Aldatanlar her zaman olacaktır. İlahi adalet yanılgısı deriz. Böyle bir dünya düzeni yok. Böyle bir adil dünya düzeni yok. Bazı insanlar iyi özelliklere sahiptir. Bazı insanlar değildir. Bunların da farkında olabilmemiz gerekiyor. Güçlü güçsüz yönlerimiz var hepimizin. Ama dayanıklılığımızı artırarak gidebilmeliyiz. Hani ben psikiyatrik tarafını vurgulamaya çalışıyorum. Yoksa pek çok boyutunu konuştuk. Hı hı. Ve her kayıp bize bir başka şey öğretecek. Bundan sonraki yaşamımızda önlem olarak da evet iç sesimize güvenelim, bilgilere de güvenelim, iyi araştıralım. Fakat bazen ne kadar iyi araştırırsak araştıralım karşımızdaki bütün açıkları kapatacak nitelikte, tabii, çalışmış olabilir. Her şeye de gücümüz yetmez, gücümüzün sınırlarını da bilelim. Teşekkür ederim.